Dosya erişim yöntemlerine baktığımız zaman ikiye ayırıyoruz. Birincisi sequential, ikincisi direct. Sequential olan ardışık, doğrudan olan direct. Amacımız buradan en performanslı şekilde hem hesaplama yapabilmek hem de en az yeri işgal edecek şekilde dosyayı tutabilmek. Dosya organizasyonu ve dosya erişimi. Organizasyon olarak 3 yöntemimiz var demiş. Bu dosyayı öyle organize edebiliriz ki bir kere ardışık olarak yazabiliriz verileri. Ya da indeks kullanarak ardışık yazabiliriz ya da doğrudan yazabiliriz. Nereye yazdığınızı bilebiliriz. Dosya erişimi olarak baktığımızda ise eğer biz ardışık yazdıysak buna ardışık erişiriz. Eğer indeks kullandıysak ardışık da erişebiliriz, doğrudan da erişebiliriz. Eğer doğrudan yazdıysak, nereye yazdığımızı biliyorsak istediğimiz gibi de doğrudan o kaydı okuyabiliriz. Buna bir örnek verelim. Siz bir dersinizin notlarını tuttuğunuz bir defteriniz var. Bu defterde öyle oluyor ki gün içinde girdiğiniz 3 dersinde mesela notunu peş sıra ilk bulduğunuz sayfaya yazıyorsunuz. Bu yazma sırasında kimi hoca çok anlatıyor, 5 sayfa yazıyorsunuz. Kimi hoca 1 sayfa anlatıyor, onu yazıyorsunuz. Ve bunu hiçbir düzen takip etmeden sırasına göre yazıyorsunuz. İlk bulduğunuz sayfaya yazıyorsunuz. Nasıl olur bu iş? Bunun adı sequential olur. Ve sizin o dosyanızı, defterinizi, organizasyon yönteminiz bu şekilde. Peki ben istiyorum ki dosya organizasyon teknikleri dersinin ders notlarına erişeyim. 5. hafta anlatılanlara erişeyim. Nasıl bulacağız bunu? Sonuç itibariyle standart sabit bir sayfa sayısı yok ki. Diyelim ki ilk hafta 10 sayfa kaydettim. O zaman 5. hafta 50. sayfadan başlar. Diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bazı hoca 3 anlattı, bazı hoca 5 anlattı. Haftalık kaydettiğiniz sayfa sayısı meçhul. Öyleyse yapmam gereken şey nedir? Sırasıyla takip etmek. 1. sayfadan itibaren açmak. Bulduğunuz 5. haftanın ders notuna ulaşana kadar. Ama biz burada indeks attık. İndeksler koyduk. O da nedir? Hani renkli kağıtlar oluyor ya, şöyle üstten takıyoruz, yapıştırıyoruz. O şekilde kağıtlarımızın olduğunu varsayalım. Her hafta başlangıcını o kağıtlardan yapıştıralım. Bu durumda ne olmuş olur? Onlar bizim indeksimiz olmuş olur. Dolayısıyla biz oradan direkt 5. haftanın notlarına erişebiliriz. 1. 2. 3. 4. haftaya bakmadan direkt nokta atışı 5. haftaya erişebiliriz. Bir de direct yöntem var. Direct yöntemde ise sayfa numaraları bellidir. Ve ben sayfalara kaydederken 5. haftayı biliyorumdur ki bir hafta için maksimum 20 sayfa ayırayım. Her bir ders için de maksimum 5'er sayfa ayırayım. Ve istediğim şey şu haftanın şu dersine ulaşmak. Ve dolayısıyla söyleyebilirim ki benim aradığım not 93. sayfadadır. Direkt 93. sayfaya gittiğimde o dersin 5. haftasının notlarına erişmem mümkündür. Direct yöntem budur. Bununla ilgili bir not tutalım, şurada bulunsun. Kullanabileceğimiz yöntemler organizasyon şeklinde kaydederken kullandığımız organizasyon, kayıt organizasyonu ve erişim yöntemi. Bir, ardışık. Ardı sıra yazmak. Hiçbir düzen, tertip yok. Ardı sıra yazıyorsunuz. İki, ardı sıra yazıyorsunuz ama İndeks de kullanıyorsunuz. Üç,
Öbürü de doğrudan yazıyorsunuz. Nereye yazdığınızı biliyorsunuz. Doğrudan adresli yazıyorsunuz. Peki erişim yöntemi nedir? Ardışık yazdığınızın tek yöntemi vardır. Sırasıyla bakmak, bulana kadar. Baştan itibaren başlayacaksınız, bulana kadar arayacaksınız. Dolayısıyla ardışık kayıtlı bir organizasyonlu dosyada istediğinize ulaşabilmenin yöntemi baştan başlayarak sırasıyla bakmaktır, aramaktır. İndeksli ardışıktaki yöntem ardışık olarak peşi sıra bakabileceğimiz gibi bir de içinde belli indeks mihenk taşları var ya, o mihenk taşları dolayısıyla da doğrudan da erişim sağlayabiliriz. Doğrudan nokta atışı. Mihenk taşları da yardımcı olur. Peki doğrudan adresler ne olur? Erişim adresini bildiğimizden dolayı istediğimize doğrudan erişebiliriz adresi yardımıyla. Sonuç itibariyle kayıt organizasyonu 3 türlüsü var ve bunlarla ilgili biz niye kullanırız? Ardışığı niye kullanalım ki? Madem doğrudan adresli yöntemi varsa ki. Ama üçünün de avantajı var, dezavantajı var. Bunlardan bahsedilecek şimdi bu derste. Sequential yöntem çok sayıda kayda belli bir sırayla erişim demiş. Burada doğrudan erişim sadece tek bir kayıt bulmak istediğimizde. İşte verilen cevap şu. Bizim diyelim ki yüzlerce kaydımız olsun. Biz bunun ortalamasını alacağız, toplamını alacağız. Ne yapmamız lazım? Zaten sırasıyla hepsini okumamız lazım. Bütün kayıtları okuyacağız. Ortalamasını hesaplatacağız. O zaman ardışık yöntem bizim için daha avantajlı. Her seferinde adresini niye düşünelim? Düşünmemize gerek yok. Kayıtları sırasıyla birden başla, sonuncuya kadar oku. O zaman ardışık yöntem bizim için avantajlı. Ama sadece bir öğrenci kaydının tutulduğu bir dosya olduğunu düşünelim. Bilmem ne öğrencisine ulaşmak istiyoruz. O zaman doğrudan o kayda varmak, bütün öğrencileri sırasıyla taramaktansa öğrencinin numarasıyla, TC numarasıyla ona ulaşabilmek, dosya üzerinde o adresi bilip de ulaşabilmek daha avantajlı bizim için. Yine burada personel tutan bir örnek verilmiş. Denilmiş ki personellerin kayıtlarını bu şekilde tutalım. Her bir sütun bir özellikteki veriyi tutuyor. Her bir satır bir bireyi, bir örneği tutuyor. Bir kaydı tutuyor. Burada field sütun alan, record kayıt örnek diye adlandırılabilir. Dosyalar files burada öğrencilerin hepsinin burada tutulan bir dosyayı ifade ediyor. Birinci anahtar bunun direkt olarak konu adının olması ya da özel bir nitelik. Vatandaşlık numarası gibi. İkinci alansa herhangi bir başka bir alan olabilir. Bunun çalıştığı departman mesela ya da görevi bunun ikinci bir anahtarı olabilir. Sequential organizasyonda ardışık organizasyonda dosya aynı formattaki birçok kayıttan oluşuyor. Kayıtlarımız sabit uzunluklu ya da değişken uzunluklu olabiliyor. Ve dosya organizasyonu İ artı birinci kayıt, birinci kayıttan hemen sonra oluyor. Sonrasında bir sonraki slayta geçelim. Sıralı erişim, ardışık erişim, dosyadaki bir kayıttan sıradaki diğer kayda kayıt adresini kayıt boyutu kadar artırarak geçmeyi sağlar. 100 byte'sa 100'er byte'lık ilerlemelerle bir sonraki kayda ulaşmış oluruz. Onları blok blok okumuş oluruz. Doğrudan erişimde ise kaydın indeksi bilinirse doğrudan tek hamlede erişimle sağlanır. Prop işlemi nedir? Prop işlemi bunu sürekli kullanacağız. Prop bir kayda ulaşabilmek için istediğimiz kayda ulaşabilmek için yaptığımız okuma işlemi sayısı. Okuma işlemi bir noktaya erişim. Sequential search açısından değerlendirirsek en tane kayıttan oluşan bir dosyada arama kaydını bulmak için n bölü 2. Şimdi biraz önceki örneğe tekrar geri dönelim. Dedik ki derslerimizin notlarını tuttuğumuz bir defterimiz var ve defterimizde de 100 sayfalık bir defter.
sırasına göre yazmışız da yazmışız. Önce matematiği yazmışız, sonra fiziği yazmışız, sonra kimyayı yazmışız. Neyse, yer yok. Belli bir sayfada hangisi var onu bilmiyoruz. E ne yapacağız? Teker teker sayfaları kontrol edeceğiz. Aradığımız ne? Üçgenlerde alan hesabını yazdığımız matematik sayfası. Üçgenlerde alan hesabı hangi sayfada onu bilmiyoruz. Öyleyse yapmamız gereken şey nedir? 100 sayfayı birinci sayfadan itibaren taramak. Aradığımız 50. sayfada da olabilir, 100. sayfada da olabilir, birinci sayfada da olabilir. Dolayısıyla buradaki ortalama n bölü 2 diye adlandırılıyor. Toplam kayıt sayısı n bölü 2 prop gerektiriyor. Toplam kayıt sayısı n, dolayısıyla o defterimizdeki sayfa sayısı 100. Bizim aradığımız konu başlığı hangi sayfada? İlk sayfada mı? Belki. Son sayfada mı? Belki. Ama biz ortalamasını alıyoruz. Diyoruz ki toplam sayfa sayısı 100. Dolayısıyla 100 bölü 2, 50. İstediğimize ulaşabilmek için bu defterde 50 prop gerekir. Ardışık olarak. Peki kayıt dosyada yoksa biz o deftere üçgenlerde alanı not etmediysek o zaman ne yapacağız? Sona kadar gideceğiz ve bulamadığımızı ifade edeceğiz. Bu defterde bu notu girmemişiz. Kayıt dosyada değilse n prop gerekir. Peki bunun karmaşıklığı nedir? İşlem karmaşıklığı toplam sayfa sayısınca ya da dosya için söylersek kayıt sayısınca n. Küçük n'ler için kullanılabilir. Ama milyar kaydın tutulduğu bir dosya düşünün. Böyle düzensiz tutulan bir dosyada milyar kayıt içinde istediğimizi bulmak samanlıkta iğne bulmak diye bir deyim var. Bizim atasözümüz. Onun için bunun performansını peki nasıl artırabiliriz? Performansını artırmak istiyorsak deftere yazarken kayıtları alfabetik sıraya göre dizelim. Üçgen mi? Ü harfi. O zaman A'dan Z'ye üçgenin bulunacağı yer belli. Bu 100 sayfalık bir kitap her bir harfe 3'er sayfa verdiysek eğer 3 çarpı 29 eder 90 neredeyse oluyor. Dolayısıyla Ü harfinin yer alacağı yer bunun 90. sayfalar civarındadır şeklinde. Bunu da sıralarsak ancak ulaşıyoruz. İşte sayfa defterimize kayıtları yazarken, dosyamıza öğrenci kayıtlarını eklerken bir sıralamaya tabi tutmalıyız. Neye göre? Anahtara göre. Hangi anahtara göre? Birinci anahtara göre. Bizde başka anahtarlar da var mı? Var. Mesela bunun görev çalıştığı departman biraz önceki örnekteki şu. Bu kişinin çalıştığı görev numarası, sicil numarası, başlığı, çalıştığı görevi, vazifesi, departmanı, yöneticisi. Bunlar da aynı zamanda alan diye adlandırılabilir. Ama şuradaki sicil numarası bunun birinci anahtarıdır. Dolayısıyla biz bunu eğer anahtara göre sıralarsak ve yazarsak biraz daha okumamız kolay hale gelebilir. Ardışık arama yöntemi. Bu algoritma nedir? Diyor ki 100 bin kaydımız var. Her kaydımız 400'er byte yer kaplıyor. Blok sayısı 2400. Ardışık aramayla 10 bin tane kayda bakmak için gerekli süren nedir? Biz 10 bin tane kaydı okuyacakmışız bunun içinde. Hangi 10 bin kayıt? Özel 10 bin kayıt. Peki bu 10 bin kayda ulaşabilmek için yapmamız gereken şey her prop için bir blok okuyoruz. Toplam 16.667 blok vardır. Bu kayıtları depoladığımız disk. Bu şekilde teferruatlı matematiksel işlem yapmayacağız daha sonra. Genelde daha kuş bakışı, daha konsept yaklaşacağız. Ama burada bir hesap yapmış. Bu hesap bize şunu söyleyecek. Diyecek ki elde ettiğiniz bu kayıt, 10 bin kayıt, 100 bin kayıt içinden aradığınız 10 bin kaydı 19 saatte ancak erişirsiniz. Nasıl? Ardışık olarak yazarsanız. Gördünüz mü? 19 saat. Bir rapor alıyorsunuz. 100 bin kayıttan 10 bin kaydı filtreliyorsunuz. Çıkardığınız bu rapor size 19 saate mal oluyor. Ve günümüzde peki veri tabanları bu şekilde mi? Yok. Bize çok daha hızlı, makul seviyede, sürede cevap veriyor. Öyleyse demek ki daha iyi bir organizasyon kullanılıyor. Sequential search kullanılmıyor. Buradaki bu hesapta kullandığı sabit diskin 0.84 milisaniye okuma süresi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla her kayıt için 7 saniye ihtiyacı var. Çünkü 16.667 bloğu ortalama blok okuyacak. Bölü 2 dedi. Hem bölü 2'ydi ya. Dolayısıyla bunun 7 saniye sürdüğü her bir kayıt için
10 bin kayıt için ise 19 saat sürdüğünü hesaplamış. Peki biz bunların kayıtlarını anahtara göre düzgün sıralasaydık, o zaman ikili arabayla hedefimize ulaşırdık. İkili arabada burada örnek verilmiş, log n'e düşmüş karmaşıklık. Bakınız, o n'den log n'e düşmüş. Aranan kayıt burada 17. Elimizde 13'ten başlayan 53'e kadar giden kayıtlar var. Bu kayıtlardan dosyanın tam ortasına konumlanıyoruz. Oradan okuyoruz. Dosyamız 1 MB'lık bir dosya. Tam ortasına konumlanıp okuduğumuzda oradaki okunan kayıt 28. 28'i karşılaştırıyoruz aldığımızda 17. Anahtar küçük. Dolayısıyla bu dosyanın alt sırası. Ondan sonra tekrar bu alt bloktan çalışıyoruz. 17'yi arıyoruz. Bu sefer o alt bloğun tam ortasına bakıyoruz. Orada 16'yı görüyoruz. 16'dan büyük aradığımız, dolayısıyla bunun diğer yarısını biliyoruz. 18, 27. Şu kısım. İki tane kaldı kaydama elimizde. Neyse, bunun da kalan kısmın birinci kısmına baktık, karşılaştırdık. Ve sonuç itibariyle bunun soluna git dedi. Soluna gittiydik zaten. Orayı elediydik. Dolayısıyla aradığımız kayıt 17 burada bulunamadı. Bu bizim binary search algoritması. Binary search algoritmasını nerede çalıştırdık? Ardışık dosyada çalıştırdık. Ama ardışık dosyaya yazarken sıralı yazdık anahtara göre. Ardışık dosya üzerinde ikili arama algoritmasının kaba koduna baktığımız zaman bunu görüyoruz. Diyor ki alt ve üst sınırlar. Alt sınır, üst sınırdan küçük olduğu müddetçe devam et. Ortayı bul, orta noktayı bul. Bu ikisinin ortası, ortalaması. Peki bu aradığım, bu ortadaki kayıt mıdır? Değil. O zaman alt sınırdan küçükse bizim aradığımız üst blokta mı, alt blokta mı? Ona göre alt sınırla üst sınırı güncelle. Bu while döngüsü alt sınırla üst sınır birbirine olan büyüklük küçüklük oranı doğru olduğu müddetçe tekrar eder. Eğer bulursa, bulduysa, doğrudan eşitse zaten bu döngü biter. Bulduğunu ifade eder. Binary search kullanmak yerine bir de interpolation search var. Interpolation search'ün avantajı var. Nedir? Bir yine defterimiz var diyelim. Defterimizdeki kayıtları konu başlıklarına göre A'dan Z'ye düzgün yazdık. 100 sayfalı bir defter. Ve bunun içinden biz aradığımızı bulmak istiyoruz. Peki binary search kullansak olmaz mıydı? Olurdu. Peki interpolation search'ün faydasını işte şimdi anlatalım. En kötü durum karmaşıklığı bunun O(n)'dir. Ama ortalama durum karmaşıklığı ise log log n'dir. Anahtarların düzgün sıralanması, dağıtımı bunun performansını artırır. Biraz önce biz ikili aramada yaptığımız işlem altla üst sınırın ortalamasını alıp orta değere bakıyorduk. Burada ise onu yapmıyor, bakınız. Ne yapıyor? Alt seviyeye ilave aradığımız anahtarla minimum anahtarın farkı, bir de elimizdeki maksimum anahtarla minimum anahtarın farkının oranı çarpı altla üst seviyeyle çarpıyoruz bunu. Ve böylece bunun bize binary search'ten daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Eğer siz dosya organizasyonu yapıyorsanız binary search kullanmaktansa interpolation search kullanmayı tercih etmelisiniz. Şuraya yazalım. Interpolation search. Interpolation search için şu sayıları tekrardan buraya yazalım. 13, 16, 18, 27. 28, 29, 38, 39, 53. Şimdi bunun upper'ı, lower'ı nedir? Onları yazalım.
Aranan anahtarımız nedir? Alt seviye, üst seviye. Lower diye ifade ettiği şey, şunlara numara da vermemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an için lower hepsi aradığımız ne olsun? Aradığımız 20, 38 olsun. 38 arayalım. 38 arayabilmek için öncelikle lower 1, upper 9 ve anahtar değerimiz bizim. Aranan anahtar 38 ve sonra da işte key lower 2 upper 1 için 2 arananı da buraya yazalım. Ve şurada lower ve upper için de sadece şu şekilde başlıklarını yazmış olayım. Şimdi adımları görelim bakalım. İlk aşamadan başlıyoruz. Aranan anahtar 38. Zaten bu değişmiyor da. Key lower ne ama şu anda? 13. Key upper ne? 53. Lower dediğiniz şey şu anda 1. Upper dediğiniz şey şu anda 9. Hesabı yaparsak biraz önceki interpolation search hesabında ne diyordu? Lower artı 2 aranan eksi 2 lower bölü 2 upper eksi 2 lower çarpı upper eksi lower. Bu bir sonraki aşamada bakmak istediğimiz, bakacağımız next değeri. Şurada next değeri. İlk başlangıçta 38 arıyoruz. 13-53. Key'lere baktığımız zaman 13-53'ün arasındaki fark 40. Key upper'la key lower şu anda 40. Peki bizim 38 arananla lower arasındaki fark ne? 25. 25 bölü 13. Şuraya geçici olarak kullanmış olalım. 25 bölü 40 çarpı 1 ile 9 arasındaki fark da 8. 8. Artı şuradaki lower değeri nedir? Lower değeri de şu anda 1. Şunun hesabını yaparsak ne çıkacak? Hesap makinesi nerede? Açayım onu. 25 çarpı 8 bölü 40. 5. 1 artı 5 6'ya bak diyor. Bir sonraki aşamada 6'ya bakıyoruz. Buradan çıkan değer 6. 6. kayda bakıyoruz. 29. İlk seferinde baktığımız şey bu. 29. Nedir? Bundan büyüktür. Şu anda bizim bu lower değerimiz mi? Evet. Bir sonraki aşamada bu lower değerimiz oldu. 6, 9. Peki şimdi hesaplayalım bakalım. Key lower nedir? 29. Key upper 53 aynen duruyor. Aradığımızda hala 38. Şimdi bunu bulalım bakalım. Next değerini şimdi hesapladığımız zaman. Lower değeri 6. Bu sefer 53 ile 29'un farkı nedir? 24. Peki bizim aradığımız değer 38 ile 29'un farkı nedir? 11. Peki ikisinin arasındaki toplam kayıt sayısı nedir? 6 ile 9, 3. Hesaplayalım. 1.375. Şuradaki denklemde yalnız şu kısım, bakınız şu kısımda üste yuvarlama var.
Dolayısıyla şu köşeli parantezin alt tarafını silmem lazım. Öyleyse bu hesapta ne çıktıydı hesap makinesinde? 1.375 çıktıydı. Yani 2 diyeceğiz buna. 2. 2'yi kime ilave edeceğiz? 6'ya. 8 oldu. Dolayısıyla bir sonrakinin next'i 8. 8'e gidiyoruz, bakıyoruz. Şu. Hocam, Buyurun. fark 9 olacaktı da 11 yazdınız. Ha, öyle mi? Affedersin ya. Tamam, kusura bakma. Hemen düzelteyim. İyi oldu söylediğin. Şuraya 9 mu yazacağız? Aynen hocam, aynen Hesabı yazdım. tekrardan yapayım. Peki. 9 bölü 24.7.125 çıktı. 7.125'i de yine üste yuvarladığınız zaman 8 olacak. Dolayısıyla yine 8 indiz. Şu next değeri yine 8. Ama düzelttik. Teşekkür ederiz. Şurasını şöyle alta yuvarlama değil, üste yuvarlama olduğunu ifade edelim. Sekizinci değere baktığımızda key upper artık burada 39 oldu. Key lower yine 29. Aradığın değer 38. Key upper 8. Şurası 6. Buradan çıkacak sonuç ne olur? Şuradan hesap yapalım. Şuraya yazayım. 6 artı aradaki fark, bu sefer şuradaki sayı değerleri arananla lower değer arası 9. Öyle mi? Peki upper'la lower arasındaki fark nedir? 10 mu? Sonra bunu neyle çarpıyoruz? Şuradaki arasındaki fark 2 ile çarpıyoruz. Ve sonuç itibariyle buradan çıkan değer ne oluyor? Hocam fark 9 diyorsunuz. Peki şunun farkı nedir? 9 bölü 10 çarpı 2 artı 6 7.8. Tuttu yine 8'e birleştirdi. Next değer yine mi 8 çıktı? Bir türlü 7'ye ulaşamadık gitti. Denklemde üste yuvarlamadık mı ya arkadaşlar? Şurada. Upper lower. Lower'a ekliyoruz. Hayda. Yine şunun sonucu 8 çıktı da bir türlü bulamadık. Her neyse netice itibariyle burada 3. aşamada şurada bulmamız gerekiyordu. Artı 38'i bulduk. Ne güzel ne ala. İşlem tamam. Ama binary search olarak bakmış olsaydık neye bakacaktık ilk önce? Binary search olarak bakacak olursak şu şekilde bakacağız. Binary search'te önce orta değere bakacağız. Orta değerden büyük. Ondan sonra aradığımız şey büyük değeri şuraya bakacağız. Ha burada rast geldi. Direkt 38'i ikinci aşamada bulduk. Burada da üçüncü aşamada bulduk gibi ama netice itibariyle bu ifade kısacası interpolation search'un dosya üzerinde daha verimli olduğu ifade ediliyor. Örnek dillendirmek açısından tekrar tekrar yaparsak daha da kafamız basabilir. Interpolation search için gereken ekstra hesaplamalar daha az sayıda prop gerektirmesi açısından avantajını sıfırlar diyor. Ancak diyor interpolation search hesap yapmayı gerektiriyor. Direkt nokta atışı ortalamasını bulduğa çıkarmıyor işte. Ancak buradaki ikinci bellekte ise ve uniform şekilde de dağılmışsa dataya erişim süresi hesaplama süresinden çok daha fazla olacağından diyor. Az sayıda prop avantajı bize verim ve performans kazandıracaktır diye ifade etmiş. Bugünlük dersimizi bununla bitirmiş olalım. Daha sonra tekrar görüşelim. Var mı sorumuz?